Kadran adamı. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde sizlerleyim ve bayağıdır Super 7 yapmıyorduk ve sezon yorumlamaları videolarında Super 7'deki ödüllerden de bahsediyordum. Size aslında bir yandan da tekrar bu Super 7'in var olduğunu hatırlatmak için, bayağıdır da çekmediğimiz için şu an Honda Civic Type R veren Super 7 sezonluk mücadelesini yapacağız abi. Hadi hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Görevleri ve zorluk derecesini merak ediyorum. Bildiğiniz gibi Almanya'ya taşındıktan sonra Forza'ya ara vermiştim. Doğal olarak tabii bilgisayar sistemini tekrar kurduktan sonra başladım ama yani bir seneden fazla süredir Super 7 yapmıyorum. Şu an ekstra bir zorluk çıkardılar mı bilmiyorum. Forza Horizon 4'te biliyorsunuz daha zor modu vardı bunun. Bakalım nasıl mücadeleler göreceğiz şimdi. Aletin renkler fena. Uçucuyuz mi? Aslında uçmadan da gideriz ama uçacağım. Böyle şeylerde arkadaşlar aklınızda bulunsun. Özellikle bu mücadelelerde. Uçmak aslında bir yandan bize zaman kaybettiriyor. Bakın uçtuktan sonra yere düşünce sürat nasıl 150'ye düştü. Eğer uçmadan onun yanından geçseydik daha hızlı bir şekilde bitirebilirdik. Ama yanlış hatırlamıyorsam bu tarz görevlerde uçup kaçtığınız zaman daha fazla puan alıyoruz. İkinci göreve geldik. Alete bak. Drive the Hoonigan Cozy to the destination in less than 1 dakika 12 saniye. 1400 bu çok kolaymış. Tam bir Türk'ün İngilizce okuması gibi oldu. Sayılara gelene kadar İngilizceyi okuyup sayılardan itibaren Türkçe'ye döndüm. Geriye gideceğiz bak bak bak. Böyle üçkağıtlar çok oluyor. Bayağı da zaman var ha. Arkadaşlar Forza Horizon 5'in 29 Mart'taki yeni gelecek DLC'si ile ilgili video hazırlıyorum. Biraz uzun sürdü. O videoları hazırlamak biraz maalesef meşakkatli oluyor. Aslında bugüne koymayı düşünüyordum ama muhtemelen önümüzdeki günlerde yani çarşamba günü koymayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Gecikme için kusura bakmayın ama yani neredeyse yayında verdikleri, 1 saatlik yayında verdikleri detayların en önemli can alıcı noktalarının hepsini size anlatacağım dilim döndüğünce. Hiç merak etmeyin. Ya bu da tamamlandı. Adamlar o kadar uğraşıyorlar. Yapıyorlar bu kartları. Biz de bir beğene tıklayalım değil mi? O kadar emek vermişler. Benim videolarım gibi düşünün arkadaşlar. O yüzden bunda da emek var. Siz de alt taraftan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ferrari 575 Maranello. Çok severim bu aleti ha. Oğlum bu ne biçim bir girişti lan? Yani 30 saniye içinde 224'e çık gibi bir şey var. Bence çok rahat. Oğlum ne oluyor lan? Şş. Buradaki şey bu herhalde. Aynen. Buradaki challenge bu. Aslında size bir şey diyeyim mi? Buraya girip araç konumunu sıfırla dersek ne olur? Araç konumunu sıfırlar tabii. Bak biraz challenge katmış bu. Evet. Ama 224'ü de ucundan geçtik yani. Geldik dördüncü göreve. Bayılırım sana. Bayılırım. Abi şuna bak ya. Tam bir yılan. Şu kadar sürede şuraya git olacak. Ya ne olacağı abi? 4,5 kilometre. Bu görevi de yaparken hani checkpoint olmadığını düşünürsek yoldan da çıkabiliriz. Yani şurada mesela sol tarafta arazinin içinden gidebilirdim.
Ama çok zorlayıcı bir Super 7 olmayacağı için hiç kasmaya gerek yok. Ayrıca bu canavar da çılgın bir yol canavarı. Oraya girince de riske girmeye, hızımızı düşürmeye veya bir yere çarpmamıza mahal vermeye de gerek yok. Gördüğünüz gibi buraya kadar çok kolay geldik. Super 7'ları ıskalamamızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bazen olmadık arabalar verebiliyor çünkü. Yani süper şans çarkı bile verse ki en kötü onu veriyor. Her türlü abi bir artı, sonuçta orada 3 tane çıkabilecek ihtimalimiz var. 5.'ye geldik. Canavar. Gene bir yere gideceğiz. 2 dakika 42 saniye vermiş. Ben diyorum ki 1 dakika 15, 1 dakika 25 saniye aralığında oraya varmış oluruz. Evet abi. Ben destinasyona doğru gidiyorum. Bakalım dediğim saatlerde varabileceğiz mi? Alet de psikopat gidiyor, bu ne lan? O bir de 9'u attık. Maşallah. Lan. Normal. Ya bu arabanın bu hızda gitmesi zaten çok hayali. Hani bu hızda giderse de bu tepkiler çok normal yani. Yani küçücük minnacık 2 tane kanat taksam bu bildiğin havalanıp uçuşa geçer. Bir 15 oldu. Bir 25, 26, 27. Yani çok da uzaklaşmadım aslında tabirimde. Geldik 6. göreve. Abi seni severim, bilirsin. O Type R buraya gelecek. Aga. 1 dakika 10 saniye içinde mekana git diyor. %100 emindim geri döndüreceğini. Abi kestirmeyeceğim ya. Bu aletle biraz yaramazlık yapalım. Döneceğiz. Zaman bol. Oo, bir dakika, bunları kıramayız herhalde. Aa, ne güzelmiş lan. Buradan da uçacağım. Pek hayra alamet bir uçuş değil bu ama. Oha, nereye düştüm? Evet arkadaşlar, elimi taşın altına soktum ve tekrar başladım. Düzgün bir binanın üzerine uçtum. Orada fotoğraf çektim. Kapak fotoğrafı, sıcağı sıcağına kapak fotoğrafının nasıl oluştuğunu görmüş oldunuz. Bu da bitti. Ve son görev geldi. Hadi bakalım. Uf, parlıyor. Parlıyor. Evet, 2 dakika 30 saniye içerisinde 314 kilometreye çık veya herhangi bir orada hız kabanından 314'e geçeceğiz yani. Çılgın çocuk. Maşallah 10 kilometre.
Hız kapanına yarışın. Biz sağa geçelim abi. Oğlum nasıl yapışıyor yola ya, ya rayda gidiyor ha. Uf, şuraya bak. Çılgın bir şey. Aman patlarız ha. Oğlum acayip, yemin ediyorum var ya, füze gibi duruyor ha. Roket. Bayağı uzun uzun görevler vardı ha. Hepsi o Civic Type R için. Tabii otobanda bu süratlerde bu mesafeyi kat etmek çok kolay oluyor. Bu otoban gerçekten çok uzun. Yani adamlar, evet, oyun bir sürü kusurla, hatayla çıktı arkadaşlar. Kabul ediyorum, hala da var. Ama adamlar en uzun otoban olduğunu iddia ettiler ve gerçekten de haklılar. Ve Super 7 bitti arkadaşlar. Honda Civic'imizi de alalım. Buradan uçup gidelim. Bu arada arkadaşlar, araba hediyesi verdikten sonra Super 7 tekrar girmelerde, yani gerçi ne olursa olsun fark etmez, tekrar oynayabiliyorsunuz tabi ama şans çarkı alıyorsunuz. Unutmayın, her zaman random görevler çıkıyor zaten ve CV'mizi de almış olduk. Yalnız son yarıştan sonra kartla ilgili beğen butonunu çıkartmadı. O zaman ben koyayım alta. Siz benim videoyu beğenin. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın, videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.